Gelmez şu anda telefon attığımıza. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, İyi şimdi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir yandan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, satılmasına üzülürken bir yandan da sağlıkla ilgili ciddi tehditler içeren mısır şurubu hayatımıza. Aslında bir süredir bu konu tartışılıyordu ama şeker fabrikalarının satılması, özelleştirilmesiyle tekrar gündeme geldi. Ne kadar ciddi bir tehlike olduğu yönünde neler söyleyeceksiniz somut olarak sayın hocam? Şeker fabrikalarının kapatılması ekonomimizde ayağımıza kurşun sıkmakla eşdeğerdir. Bir defa şeker fabrikaları bize Atatürk'ün armağanıdır. Fabrika yapan fabrikalardır. Bu ülkeyi kalkındıran ilk endüstriyel yapılardır. Bunlar kendi iç denetimden yaptıkları gibi başka fabrikalar da kurmuşlardır. Sadece bir pancar olarak düşünmemek lazım. Pancarın o fabrikaya girmesiyle geride binlerce köylü, binlerce işçi bu işten faydalanmaktadır. Ve bunun yerine koyacak hiçbir madde yok. Yerine konmak istenen tatlandırıcı mısır şurubu şerbetidir ki çağımızın felaketidir. Amerika'da bugün tatlı piyasasının %2'si mısır şurubu şerbetiyle yapılırken bizdeki %2 olan kota %15'e çıkarıldı. %15'in önü açıldı. Köylüyle sanki alay eder gibi pancar kotası kaldırıldı. İstediğiniz kadar pancar ekebilirsiniz dendi. Ama öbür taraftan şeker pancarı işleyen fabrikalar kapatılıyor. Bu resmen alay etmek. Eskiden köylü ne kadar pancar ekeceğini bilirdi. Fabrikanın talebi doğrultusunda pancar ekerdi. Bir yıl pancar ekilirdi. Ertesi yıl boş bırakılırdı. Çünkü ertesi yıl o tarladan daha fazla ürün alınırdı. Toprağın azotu akın ki şurubu şerbeti çağın bir felaketi. Ciddi kolik yapıyor. Bağırsaktan emilme süreci çok yorucu olduğu için ince bağırsak sistemi tamamen bozuluyor. Karaciğere geldiği zaman ciddi şekilde trigliserit olarak hemen depo ediliyor. %10 miktarı ya harcanıyor ya harcamıyor, gerek kalan hepsi trigliserit olarak devreye giriyor ve karaciğer yağlanması birinci nedeni. Bugün artık karaciğer ultrasonografisi normal gelen hasta hemen hemen yok. Ya grade 1 ya grade 2 yağlanmayla geliyor hastalarımız ve bunun devamında alkolik olmayan sirozlar ortaya çıkmaya başladı. Karaciğer ve pankreas kanserinin birinci nedeni olduğu teorik olarak ispatlanmış durumdadır. Tip 2 diyabetin, pankreas yorulduğu için tip 2 diyabetin kesin nedenidir. Ayrıca şeker olmasına rağmen leptin hormonunu bloke ettiği için doygunluk noktası yoktur. Habire yiyen doymayan şişmanlar yaratır. Çocukların büyüme hormonlarında tabiri için büyüme geriliği oluşuyor. Kız çocuklarında polikistik overin kesin nedeni bu. Alzheimer'ın nedeni bu. Saymakla bitmiyor. Biz ne yapıyoruz? Mısır şurubu şerbetini artırabilmek için şeker fabrikalarını kapatıyoruz. Peki mısır şurubu şerbeti nereden elde ediliyor? Mısır'dan. Ülkemizde şu anda bunu karşılayacak da mısır yok. 120 bin tondan 500 bin tona kadar 5 ayrı firmadan mısır şurubu şerbeti üretiliyor. Bugün Adana'da köylü pamuk tarlasını söküp mısır ekiyor. Maalesef. Evet. Ve yetmeyen ham maddeyi de mısırı da yurt dışına ithal ediyoruz. Hem mısır için yurt dışına bağımlı kalacağız, ithal edeceğiz. Hem normal şeker için yurt dışına bağımlı kalacağız, yurt dışına şeker ithal edeceğiz. Olayın ekonomik boyutu tam bir felaket, olayın sağlık boyutu ayrı bir felaket. Evet hocam, iki başlıkta da çok iyi özetlediniz. Bir felaketle karşı karşıya Türkiye, eğer bu fabrikalar kapatılırsa. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Umarım yerli halk, köylü, belediyeler toplanıp bu fabrikaları alırlar, en iyi şekilde işletirler ve ülkenin yüz akı olurlar. Evet hocam. Armağanını taşımış olurlar. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun hocam.